Merhabalar, Atoliyobu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce beraber ördüğümüz bu kırk yama battaniyenin kenar oyasını yapacağız. Ben oldukça kolay ve hem erkek hem kızlar için ördüğünüz battaniyelere uygun olabileceğini düşündüğüm bu fıstıklı modeli seçtim. Birçok yerde de uygulayabilirsiniz bu kenarı. Ee, ben tabii bu çok büyük olduğu için bununkini örüp bitirdim. Sizlere e, örneği gösterirken gösterdiğim parçanın kenarında bu kenarı yapmayı da e, tekrar e, anlatıyor olacağım. Bakın şöyle bir parçada da aslında yaptım ama hazır elimde bu varken bunun üzerinde hemen göstereyim kenar oyamızı. Evet bu kenar oyamız için dilediğimiz bir köşeden başlıyoruz ve ipliğimizi bağlıyoruz. Bu kenar uyasını birçok yere uygulayabilirsiniz. Şöyle aldım ve bir zincir yaparak önce bir sabitledim. Şimdi tığımı şöyle birazcık çekerek yaklaşık bir santim kadar uzatıyorum ve başını dolayarak aynı noktaya 1 2 3 kez batıp ipliğimde pardon tığımda ipliklerimi topluyorum. Ve hepsini beraber alıp kapattım. Sonrasında sizin alt kısmınızda farklı bir benim burada yaptığım gibi farklı bir örnek de olabilir. O yüzden kendinize göre bir ölçü belirlemenizi tavsiye ederim. Benim buradaki battaniyedeki ölçüm bir iki tane boşluk bırakıp üçüncüsüne sık iğne ile sabitlemek. Bakın şöyle esnettim yine. Bir, iki ve üç. Daha dolgun olmasını isterseniz ya da ipiniz daha ince ise 4-5 kere bile dolum yapabilirsiniz. Sonrasında 1 2 3. Bakın ne kadar kolay. Ama bir o kadar da güzel oluyor. Eee kenara güzel bir çerçeve aslında olmuş oluyor. 1 2 3 uzattım. i̇lk başta ilk örgeye örgüye yeni başlayanlar burada şu mesafeyi ayarlamakta biraz zorlanabilirler. Olabildiğince rahat rahat örmeye çalışın. Eliniz çok sıkı ise de bu küçük küçük olur. Ama rahat olup hepsini bir ölçüde yapmaya çalışmanız lazım. Bir müddet alışıyor inanın eliniz. Kapattım. 1 2 3 Bakın ne kadar güzel dizildi. Baktınız ki e, bunlar bir hafif marullanıyor. Aradaki boşluğu üçe çıkartırsınız. Ya da kasıyor aradaki boşluğu azaltırsınız. O noktada biraz e, göz kararı, el kararı gitmekte fayda var. Sonuçta hepimizin eli, ipi farklı. Şimdi köşe önemli. Çünkü sayılar da hep her zaman birbirimizinkini tutmaz. Nasıl böyle ayarlayacağız köşe kısımlarını onu da göstermek istiyorum. 2, 3, yine gayet güzel oldu. Olabilecek en kolay kenarlardan biri. 1, 2, 3. Şimdi 1, 2, 3 pardon. Şimdi daha ileriye gidersem kasılma yapar. O yüzden 1, 2, 3.sünü bağladım. Arada bir tane kaldı. Fıstığımı şimdi 1 santim kadar uzatıyorum. Bir tık kısa yapıyorum. Bu şekilde ayarlıyoruz. Yani çok mesela ne olsaydı Sadece bir tane kalmış olsaydı direkt oraya bağlayabilirdik. Yani 3 tane boşluk bırakıp bağlardık. O noktada belki fıstığı biraz büyük yapmak gerekebilirdi. Yani bir artı 1 eksi olması önemli değil. Bizim için önemli olan fıstığımızı tam köşeye bağlıyor olmamız. Şu şekilde. Ne yaptık burada? Bir tane geçerek köşeye ulaştık. Sonrasında 1, 2, 3. Şimdi bu örnek gereği yatay gittiğimiz yerlerde var. Yani hep böyle trabzanların tepesinde ilerleyemiyoruz. İşte bu noktada ben şimdi şöyle göz kararı aslında bakıyorum. Şu araya denk geliyor. Buraya aldım. 1, 2, 3. 3 şu alt sıradan ipliklerden çıktı onu bir alalım 1 2 3 topladım şöyle bakıyorum yine bakın çok gerilmesini istemiyorum buradaki trabzanın şu deliğine batmıyorum çok orayı çok ayırır Kenardaki trabzanın şöyle iç kısmına batıyorum. Çünkü aynı yere birazdan yine dolum yapacağız. Yine uzattım. 1 2 3 topluyorum şöyle baktım Burası uygun ne kadar düzgün bir dönüş oldu 1 2 3 şöyle artık burada normal trabzan grubunun olduğu kısma geldim. 1, 2, 3 1, 2, 3 Bunda sıkıntı yoktu. Topladık. Üçüncüsüne. Ve yine ilerlediğimizde göreceğiz ki 1, 2 Artık şu kısma doğru geldik. Ve buraya yapıştırdım. Yine köşeyi bir kez daha görelim istiyorum. 3. Hep elimle tartarak ilerliyorum. 1, 2, 3. Önemli olan dediğim gibi tam köşeye fıstığımızın yapıştırma noktasının gelmesi. Bakın şöyle de ayarladım. 2 3 topladıktan sonra burada köşeyi buluyorum ve bağladım yeni yerime direkt son battığım noktadan başlayarak devam ediyorum yine trabzanlı kısma geldiğimizde 1 2 3'ünüzün içinden devam ediyoruz hem kare formumuzu sabitliyor. Hem böyle hafif bir ağırlığı da var. Dolayısıyla bir kontür çekmiş gibi oldu kenarına. Şurada da göstereyim size. Yani bu puf puf kenar çok güzel oldu. Ön kısmı ve arka kısmı da aynı. O yüzden hani örgünün önü, yüzü bunda ben yani çok önemli değil. Çünkü döne döne örüyoruz. Kenar kısmında da bir ön arka yok. Evet bu şekilde içindeki renklerden birini kullandım ben. Sizler tamamen zıt bir şeyle de yapabilirsiniz. Bunu ortaya çıkaracak, örneğin siyah gibi, beyaz gibi ya da yine kalan iplerinizden birinin de değerlendirmeniz mümkün. Bakın dümdüz bir alt zemine sadece bu kenarı yaparak da zenginleştirebilirsiniz. Burada kenar ortaya çıkar ama böyle bir battaniyede de kız ya da erkek battaniyesi olsun hiç fark etmez güzel bir çerçeve çizmiş oluruz kolay keyifli örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği kenarlardan biri daha oldu kanalımda bu şekilde üç boyutlu biraz daha kompleks bir sırada iki sıraymış gibi görünen kenar oyalarının olduğu bir oynatma listem var onu da videonun sonuna ekliyor olacağım e, bu battaniyenin e, bir de delikli kısmı var. E, ben videonun yine sonuna bu battaniyeyi ve diğer hanım dilendi bey beğendi mantığıyla yaptığımızı da yine ekleyeceğim. Ben e, buraya da kullandım ama ördüğünüz birçok üründe rahatlıkla bu kenarı uygulayabilirsiniz. Diliyorum beğenmişsinizdir. E, benim aklıma gelmeyen eminim çok daha farklı yerlerde kullanacaksınızdır. Ee, bu arada instagramda yine atölye hobiyim oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz sorularınız ve yorumlarınız olursa alt kısma yazarsanız sevinirim ee, kanalıma da hala abone değilseniz abone olup bana destek olursanız mutlu olurum ee, yaz projeleri gelmekte bunu aslında epey önce örmüştüm ama ee, bir türlü paylaşmak kısmet olmamıştı şimdi hazır kenarını oyalarken sizinle de hem yapımını bu hafta hem de kenar oyasını paylaşmış oldum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.